Sözcü gazetesine bakalım bir vicdan çağrısı var Sözcü gazetesinin Milyonlarca emekli iktidara böyle seslendi Cüzdana bakın Vicdana gelin Rakamları tartışmalı olan Türkiye İstatistik Kurumu Bugün yıllık enflasyonu açıklayacak Milyonlarca emekli ve memura Buna göre zam verilecek Ancak emekliler asgari ücret Artış oranı kadar zam istiyor Ve çalışma bakanı Vedat Bilgin'de Diyor ki saçma sapan Tartışmalar böyle bir şey mümkün değil e her şeye yüzden zam geldi. O saçma sapan değil mi? 100 lirayla ne alınır? Biz bunun mantığını yitirdik mesela. 200 lira neye denk gelir? Bunu da bilmiyoruz. Burada bir saçmalık yok mu? Yani buradaki tek saçmalık %54'lük zam istemek ya da asgari ücret kadar zam istemek bu mu? Günü geldiğinde ki seçim yılındayız takvim döndü. 2023'e geldik. Günü geldiğinde sandık geldiğinde acaba emekli de bir yanıt verir mi saçma sapan ifadesine? Devam edelim emeklinin talepleriyle maaşımızla çok şey mi istiyor emekli? Maaşımızla ay sonunu getirmek istiyoruz. Aldığımız parayla insan onuruna yaraşır hayat sürmek istiyoruz. Bayramda torunumuza harçlık vermek istiyoruz. Biz de bit pazarından ayakkabı almak yerine yeni kıyafetler istiyoruz. Reva değil mi? Bu ülkenin emeklisi, bu ülkenin senelerce çalışanı bunu alamaz mı? hakkı değil mi Refattan pay istemek? Bunlar saçma sapan istekler mi acaba? Lafa geldiğinde ihracatta rekor kırıyoruz. Ama o rekor kırılırken kimse dış ticaret açığının da rekor kırdığından söz etmiyor. Söz oraya gelmiyor. İthalatta kırılan rekorlardan kimse bahsetmiyor. Devam edelim mi? Hala saçma sapan mı? Yoksa çok da mantıklı geliyor mu size? Onu konuşalım. Elektrik ve doğalgaz bu fatura bu korku olmadan rahatça ödemek istiyoruz diyor emekli. Herkes aslında bu ülkenin bütün insanları vatandaşları esnafı kirasını rahatça ödemek istiyor. Faturasını rahatça ödemek istiyor. Vergisini de devlete bu şekilde ödeyebilmeyi istiyor. Saçma sapan mı sizce? Kasaptan et, manavdan meyve sebze, bakkaldan peynir almak istiyoruz. Peynir almak istiyoruz. İkinci bir işte çalışmak çalışmak zorunda kalmadan evimizi geçindirmek istiyoruz mesela. Devam ederiz bunu konuşmaya. Bakın. Bizi kıskanıyor ya Almanya. Bakın Almanya'ya halkına neler veriyor. Birazdan onu konuşalım, paylaşalım. Birazdan okuyayım bu haberi. Yalnız yönetenlerin odaklanmış olduğu yer Türkiye'nin ihracat rekoru Cumhurbaşkanı. Bu çok önemli. Çok kıymetli Türkiye için bir e, hazinemiz için bir gelir ve daha da artması gerekiyor. Cumhurbaşkanı bunu müjdeledi. Yalnız diyor yine uzmanlar bakın ihracatta tarihi rekor. Başkan Erdoğan 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre %12.9 oranında artışta 254.2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekoru. Daha ötesi de olabilirdi 2000 11 yılında göreceksiniz 2023 yılındaki hedeflerimiz nerelere varacak. Bu 254.2 milyar dolar değil de 500 milyar dolar olarak hedeflenmişti. Yarısında gerçekleşti. Nasıl bir ekonomi gazetesine de bakalım mı Savaş? Bir alalım Sabah gazetesini. Bakın Sabah gazetesinden sonra bu konuşulmadı dün. 2023 rekor dış açıkla kapandı. Bir de bunu hatırlatalım o zaman sizlere. 2022 yılı ihracatımız 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bir rekoru daha kırdık biz, o da ithalatta. Tarihi en yüksek ithalattan bahsetmeden tarihi en yüksek ihracat rakamı vermek milletle alay etmekten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan gurur duyarak paylaştı 2022 ihracat rakamlarını. Cumhuriyet tarihinin rekoru dedi. Muhalefetse ihracat tamam ama peki ithalat rakamları nerede diye sordu. Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bu kadar uzun bir konuşma içerisinde ihracata bakarken kısık sesle de olsa bir cümlede de olsa ithalat da şuraya çıktı demesi lazımdır. İhracatla ithalat birlikte hareket eden rakamlardır. Birisine bakıp diğerine bakmadığı zaman bir tarafı topal kalır dış ticareti konuşurken sadece ihracat üzerinden kırdığınız rekorlarla konuşamazsınız. 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı Cumhurbaşkanı. 33 dakika kürsüde kaldı ama dış ticaretin bir aya ihracat üzerine onlarca cümle kurarken diğer aya ithalattan hiç bahsetmedi. O rakam Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni'nde ortaya çıktı. Aralıkta 22 milyar 915 milyon dolarlık ihracat yapılırken İthalat 33 milyar 295 milyon dolar oldu. Türkiye'nin dışarıdan aldığı 10 milyar dolar fazlayla sattığını geçti. Yani sadece rekoru ihracatta kırmıyoruz, maalesef ithalatta da kırıyoruz. 2022'de hem ithalat hem de dış açık Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Bu da sarayın kibirlisinin eseri. Şimdi cami avlusuna bırakıp sorumluluktan kaçamazsınız. Bakanlığın paylaştığı verilerde 2022 Ocak-Aralık dönemlerini kapsayan 12 ayda ihracat 254 milyar 210 milyon dolar, ithalatsa 364 milyar 395 milyon dolar oldu. İthalat 110 milyar 186 milyon dolarla ihracata fark attı. Ey gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Şimdi 29 milyar dolar artan ihracattan bahsedeceksiniz. Bu ihracatı yapabilmek için yaptığınız ithalattaki 93 milyar dolar geçen yıla göre artıştan bahsetmeyeceksiniz. Böyle bir mantıksızlık olur mu? Bu kabul edilebilir mi? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bize bunun hesabını versin. Ekonomi düellosunda Erdoğan muhalefeti sadece laf üretmekle suçladı. İhracatçılardan seçim desteği istedi. 2023'te milletimizden son defa seçime geliyoruz ya onun için söylüyorum. Destek isterken işte bu hissiyatlar geliyor. Enflasyonda tepeyi gördük belini kıracağız dediler. %85 enflasyon var. Cari açıkla mücadele edeceğiz, fazla vereceğiz dediler. Cari açık rekor kırdı.